Ramazan ayına girdik. Öncelikle şunu sormak isterim. Bu Ramazan ayında oruç tutacak kişiler yaklaşık 15 saat süreli bir açlık dönemi yaşayacaklar. Bunun sağlık açısından acaba faydaları nelerdir? Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Evet, yaklaşık 15-16 saat açlık aslında sağlık için tam bir şifadır. Yüzyıllar öncesinin kadim bilgisidir bu. Aslında yeni bir bilgi değildir. Yüzyıllar öncesinde Hipokratlar, Galenler, İbn-i Sina'lar her zaman uzun süreli açlıkları şifa niyetine önermişlerdir. Çünkü vücudumuzda sindirim sistemi çok fazla mineral, vitaminleri diğer sistemlerden çalan ve çok fazla enerji harcayan bir sistemdir. Dolayısıyla vücut eğer atıkların temizlemek istiyorsa, detoks yapmak istiyorsa bir nevi, hatta buna otofaji diyoruz. Biliyorsunuz bu anlamda bir Nobel ödülü de gelmişti geçtiğimiz yıllarda bir bilim adamının. Otofaji dediğimiz mekanizma, yani vücudun atıklarının temizlendiği, atık hücrelerinin temizlendiği, bir nevi onların geri dönüşme kazandırıldığı sistem sadece açken çalışan bir sistemdir. Dolayısıyla 15-16 saatlik açlıklar vücudun tolere edebileceği açlık süreleridir ve vücudun bütün tamirat, tadilat, onarım, detoks mekanizmaları bu açlık süresince çalışır. Dolayısıyla tavsiye edebileceğimiz bir açlık süresidir bu. Dediğim gibi daha önceden kronik hastalıkların tedavilerinde hatta bazı kronik hastalıkların tedavilerinde, dikkat konsantrasyon eksikliklerinin tedavilerinde, beynin keton yakıtıyla beslenmesi için de mutlaka aç kalması gerekiyor. Açlık, kontrollü açlık diyoruz biz buna. Tabii ki hekim onayıyla kesinlikle bir herhangi bir rahatsızlığı olmayan bazı gruplar için öneriliyor. Ama bazı kronik hastalıklarda, bazı otoimmün hastalıklarda da biz 15-16 saatlik açlık sürelerini koruyarak fonksiyonel bir beslenme planıyla tedavimizi tamamlayabiliyoruz. Ama bazı özel durumlarımız var tabii ki. İşte gebelik olabilir, emziklik olabilir, çocukluk dönemi olabilir. Bazı özel böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları olabilir. Bunlar eğer doktorlara onay veriyorsa, onay verdiği süreci içerisinde açlık yapmaları gerekir. Oruç tutmak bağışıklık sistemini olumsuz etkiler mi? Bağışıklığı düşürür mü? Bazen hani böyle çünkü görüşlerle dile getirilebiliyor. Evet, kesinlikle bağışıklık sistemini olumsuz etkilemez oruç. Tam tersi, daha önce de belirttiğimiz gibi açlık, bağışıklık sistemine yaptığımız kontrollü açlık aralıkları, bağışıklık sistemine yaptığımız en büyük yatırımdır. Dolayısıyla eğer immün sistemimizin, yani bağışıklık sistemimizin sağlıklı olmasını istiyorsak, immün sistemimiz için gerekli vitaminlerin, minerallerin, ATP'lerin, enerjilerin immün sistem tarafından kullanılmasını istiyorsak, çok fazla sindirim sistemimizi meşgul etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla kontrollü açlık ve tabii ki beslenme, besin tüketiminizdeki yediğiniz yiyecekler de çok önemli. Oradaki öğün içeriği de çok önemli bağışıklık sistemi için. Tabii ki de renkli gıdalardan, yeteri kadar temiz protein kaynaklarından, fonksiyonel yağlardan zengin bir diyetle beslendiğiniz ama uzun saatler aç kaldığınız bir program bağışıklık sistemini yükseltecektir. Hocam da fonksiyonel gıdalar derken aslında hani ekstra sormam gerekir mi diye düşünüyorum. Hani bildiğimiz sağlıklı ve dengeli beslenme gıdalarını evet. Kastediyorsunuz değil mi? Hani tabii. Fonksiyonel gıdalar dediğimiz vücutta bir işlevi olan besin içeriği yüksek gıdalardır. Yani her gıda fonksiyonel gıda değildir tabii ki her yediğimiz gıda. Bizim geleneksel gıdalarımız, fermente gıdalarımız fonksiyonel gıdadır. Sebzeler, çiğ sebzeler, çiğ meyveler özellikle renkli ve koyu renkli olanları fonksiyonel gıdadır. Proteinlerin doğal kaynakları, işte denizde yüzen balık, merada otlayan hayvan eti, gezen tavuk yumurtası bunların hepsi fonksiyonel besinlerde. Dolayısıyla besin örüntüsünü bu fonksiyonel besinler ile doldurduğumuz ve diğer uzun saatlerde aç kaldığımız süreler bağışıklık sistemimize yaptığımız en güzel yatırım olacaktır. Peki oruç tutan kişiler Ramazan'da bazı olumsuzluklarla da karşılaşabiliyor. Örneğin mesela çok susayan kişiler. Ben nasıl hani gün içinde çok susamamı engellerim
gibi sorular oluyor. Bu konuda ne önermek istersiniz? Evet, oruç dediğimiz gibi aslında şifadır, açlık şifadır. Ama tabii susuzluk için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bedenin susuzluğa toleransı oldukça düşüktür. Dolayısıyla oruçta besin tüketimini yaptığımız saat aralıklarında vücudun ihtiyacı olan en az 1,5-2 litrelik sıvı ihtiyacını mutlaka tamamlamamız gerekir. Peki bunları nasıl tamamlayacağız ki oruçluyken susamayalım? Kaynaklar da önemli tabii ki. Burada beslenme de rol oynuyor. Sahur öğünümüzün kompozisyonu susamamızı belirler. Sahurda yediğimiz tuzlu yiyecekler, işlenmiş gıdalar, karbonhidrat yükü yüksek gıdalar susamamızı erken yaşamamıza sebep olacaktır. Fakat sahurda daha orta protein kaynaklarıyla, fonksiyonel yağlarla ve düşük karbonhidratlarla bir sahur yaptığımızda, tuz oranı düşük yiyecekler yediğimizde, soğan, sarımsak gibi daha çok susamaya sebep olan yiyecekler tüketmediğimizde susama süremiz uzayacaktır. Tabii ki dediğim gibi sıvı alımı burada çok önemli. Sıvı alımımızı sahur ve iftarda en az 1,5-2 litre olacak şekilde tamamlamamız gerekiyor. Bunu da temiz bir kaynak, içecek sudan sağlamaya çalışalım. İçtiğimiz çay ve kahvelerin kesinlikle bu sıvı ihtiyacına karşılık gelmediğini de mutlaka söyleyelim. Maden suyu için bir öneriniz olur mu? Maden suyu evet tüketebilir. Özellikle iftardan sonra kişiler sodyum oranı düşük özellikle maden sularını 1 veya 2 adet tüketebilirler. Bu da sıvı ihtiyacını belli bir miktar karşılar. Peki çok baş ağrısı yaşayanlara ne önerirsiniz? Baş ağrısı aslında vücudun adaptif mekanizmalarından biridir. Vücudun verdiği yanıtlardan biridir. İnsülinimizdeki dalgalanmalar ilk gün orucun ilk günlerindeki uzun açlık saatlerine bağlı olarak baş ağrısı yapabilir. Bunun dışında tabii ki kişinin herhangi bir kronik hastalığı var mı? Daha öncesinde baş ağrısına eşlik eden başka bir kronik hastalığı var mı? Veya beslenme düzeni kötü besinlerden, besin içeriği fakir besinlerden besleniyorsa tabii ki bunlar da baş ağrısı yapar. Burada iftarımızın ve sahurumuzun kaliteli, fonksiyonel besinlerden olması gerekiyor. Ve bir süre kendimize tabii ki zaman tanımamız gerekiyor. Birkaç gün sonra insülin hormonu dediğimiz açlık mekanizmalarını düzenleyen ana hormon rayına oturduktan sonra baş ağrısı geçecektir. Tabii burada tekrar yeni su hatırlatmasını da yapmak gerekiyor. Susuzluk en büyük baş ağrı sebeplerinden biridir. Dediğimiz gibi iftar ve sahurda da yeteri kadar sıvı aldığımıza emin olmamız gerekiyor. Yani kişi tamamen kişiye göre değişmekle birlikte yaklaşık bir haftaya kadar, en geç bir hafta kadar vücudun adaptasyon mekanizmaları uzun süreli açlığa adapte olacaktır. Dolayısıyla da vücudun o yorgunluk, aşırı bitkinlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi durumları düzelecektir. Oruç tutarken bazen hani ağız kokusu gibi problemler de yaşanabiliyor. Bunu da engellemenin bir yolu var mı? Evet. Açlık, uzun açlık dönemlerinde ağızda koku aslında beklenen bir şeydir. Çünkü besin tüketimine bağlı ortaya çıkan vücuttaki bazı metabolitler ağız kokusu yapabilir uzun açlık sürelerinde. Bu metabolitlerin vücuttan uzaklaştırmamız için de açlık süresince yapacağımız bir şey yok. Fakat yine sahur öğünündeki seçimlerimiz bunu belirleyebilir. Sahurda daha çok sebze ağırlıklı, lif ağırlıklı besinlerden beslendiğimizde, hatta bazı nane gibi, fesleğen gibi, karanfil gibi aromatik bazı bitkilerden faydalandığımızda ağız kokusunu en aza indirebiliriz.